Mehmet Paraç, 27 Mayıs 2022, Yeni Çağ CHP direnirken kim baltalıyor? Türk halkının medyadan uzaklaşarak biraz da deşarj olmak için Twitter ve TikTok gibi mecralara yönelmesinin tek nedeni, dizi filmlerde bıktırıcı hale gelen şiddet furyasıyla televizyonların sabah kuşaklarında özel yaşamlar deşifre edilerek utanç verici olayların yansıtılması değil. Hayat pahalılığı, kavgalar, aile içi şiddet, intiharlar, sokaklarda silahlı çatışmalar, Kur'an kurslarında öğrencilerin vahşice dövülmesi, enflasyon yüzünden ülkenin yaşanmaz hale gelmesi ve milyonlarca yurttaşın antidepresan kullanması yetmezmiş gibi şiddete özendiren televizyon yayınları, siyasetçilerin ağız dalaşı tartışmaları ve insanları bıktıran kışkırtıcı, yalan habercilikte toplumun umudunu tüketiyor. Türkiye'de gazetelerin bir bölümü, İktidarın yalanlarını örterken ve muhalif görünen bir bölümü ise hem bu yalanları hem de kendi yandaşları ile ilgili iddiaları çürütmeye uğraşırken ülkede birçok önemli olay göz ardı ediliyor. Bakınız AKP Marmaris'te el değmemiş Kızılbük koyunda otel inşaatlarının doğayı nasıl mahvettiğinin, kıyıların nasıl yağmalandığının üzerine gitmiyor. Utanç verici betonlaşma rantı gazetelere haber bile olmuyor. İşte Urfa'da Kur'an kursunda öğrencileri vahşice döven bir hocanın neden serbest bırakıldığı tartışılmıyor. Bakınız meclisten geçirden ve medreseleri hortlatacağına dikkat çekilen İlahiyat Akademisi'nin asıl sinsi amacı Atatürkçü geçinen medyada bile sorgulanmıyor. Bu arada İstanbul'da sığınmacıların atış talimi için neden poligonlara akın ettiği de araştırılmıyor. Ve de bağnazlıklar ülkeyi tehdit ederken CHP'nin Maltepe mitinginde Partinin adının, ambleminin neden kullanılmadığı, sahneye neden Atatürk fotoğrafının asılmadığı yolunda, parti tabanında yaşanan infiale doyurucu bir yanıt verilmemesi de muhalif medyada önemsenmiyor. Sadat da unutuldu, para transferi de. Evet, Türkiye'de yoksulluk, işsizlik, açlık ve bunun getirdiği sosyal sorunların medyaya büyük malzemeler verdiği, televizyonların yandaş-candaş ikileminde sağda solda toplumu uyutmak için çabaladığı ve partileri hortumlayan sözde anket firmalarının yalanlarla umut pazarladığı bir dönemde yaşanan olumsuzluklar bitmiyor. Ve herkesin aklına şu soru da geliyor. Bu ülkede hiç mi güzel bir şey yaşanmaz? Örneğin ana muhalefet liderinin aniden Sadat'ın önüne gitmesi, burada terörist yetiştiriliyor iddiası, Sadat'ın ona cevap vermesi ve AKP ile yandaş medyanın Sadat'ı korumak için CHP liderine taarruz etmesinin ardından konu kapandı gitti. Bakınız kimse paralel ordu kurmakla suçlanan Sadat'ı artık konuşmuyor. Tıpkı Man Adası ve 128 milyar dolar nerede gibi bazı önemli tartışmalarında piyasadan silinmesi gibi Sadat da unutuldu gitti işte ve ana muhalefet lideri bu kez AKP'liler ve yakınlarının vakıflar üzerinden yurt dışına para kaçırdığı iddialarını gündeme getirirken, bunların daha önce bazı siyasiler ve medya mensupları tarafından açıklandığı, tıpkı Sadat olayında olduğu gibi üzerine düşülmediği anlaşılınca konu kapanıp gitti. Peki bu kadar önemli vakaların yanında toplumu sarsan diğer rezaletlere ne demeli? CHP lideri, AKP'lilerin yurt dışına para kaçırılmasını gündeme getirmeden önce, Kadıköy ve Maltepe belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet olayları sadece AKP'liler ve yandaş medyanın diline dolanmadı. Aynı zamanda CHP'nin en güçlü olduğu bu ilçelerde toplumu şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukla mücadelesine ağır darbe vurdu. İlçe genelindeki çevre kirliliği kaldırımların tarumar olması ve yönetim duyarsızlığı yetmezmiş gibi, rüşvet operasyonunda 224 kişinin gözaltına alınması, Kadıköy Belediyesi'ni 3 yıldır kuşatan sıkıntının boyutlarını anlatmaya yetti. Zabıtalar ve amirlerinin Kadıköy Çarşısı'ndan Bağdat Caddesi'ne kadar esnafı haraca bağladığı tartışılırken ve 34 kişinin tutuklandığı soruşturmadaki utanç verici ifadeler, itiraflar Kadıköy hakkında infial yaratmışken, belediye başkanı Şerdil Odabaşı, zabıtadan sorumlu başkan yardımcısı Fahrettin Kayhan, meclis üyeleri ve yöneticilerinin Sağır Sultan'ın bile duyduğu rezaletlerden habersizmiş gibi davranmasıysa bir başka skandal. Rüşvet operasyonunun geçen yıl AKP medyasını reklamlarla besleyen ve şaibelerden kurtulamayan Ali Kılıç yönetimindeki Maltepe Belediyesi'ne sıçraması ve burada gözaltıların yaşanması da en çok CHP'li seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Millet İttifakı'nın yolsuzluklarla mücadelesine büyük zarar verdi. Kılıçdaroğlu'na acil çağrı. Peki CHP lideri sürekli AKP'nin yolsuzluklarının üzerine gitmeye çalışırken parti yönetimi daha önce Ataşehir'de olduğu gibi Maltepe, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy belediyelerinde neler oluyor? Toplum niye bu kadar tepkili? Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları CİMER'e kadar ulaşırken belediye başkanları rüşvet havuzu iddialarından nasıl habersiz olabiliyor? Halkın esnafın şikayetleri yıllardır neden göz ardı ediliyor? CHP'nin itibarı nasıl olur da rüşvet zinciri üzerinden yıpratılıyor diye bir sorgulamaya gitmeyi düşünüyor mu acaba? Yerel yönetimlerden sorumlu Seyit Torun ne diyor bu işe? Belediyeleri sorguladı mı? Parti müfettişlerini gönderdi mi olayların üzerine? Unutulmasın ki iktidarın yolsuzluklarıyla uğraşırken kendi belediyelerindeki rezaletlere ses çıkarmayan bir muhalefet hem benim hırsızım iyidir gafletinin darbelerinden kurtulamaz hem de halkı inandıramaz. Hele de Menemen, Yalova, Bilecik, Ceyhan, Urla, Milas, Konak, Buca, Karaburun, Gömeç belediyelerinde bazı başkanları koltuklarından eden skandallardan ders alınmamışsa vah CHP'ye Hadi belediyelerden beslenen kiralık medya başını kuma gömüyor da rüşvet yolsuzluk kaçış iddialarını gündeme getirdiğiniz AKP oy kaybederken Atatürk'ün Partisi'ne rüşvet skandallarıyla darbe vuran başkanlara göz açtırmayın. Yakalarına yapışmaktan çekinmeyin Kemal Bey. Ana muhalefet AKP ile yolsuzluk konusunda çatışırken CHP'li bazı başkanlar nasıl olur da ana muhalefeti pervasızca yıpratırlar? Birilerinin rant hırsı uğruna çok yazık oluyor CHP'ye de, Millet İttifakı'nın mücadelesine de. Mehmet Paraç